Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sürüyü azalttık. Şimdi kuzulara ayırdık. Artık kuzuları ben otaracağım. Koyunlar babamca otaracaklar. Yakında koçlar falan da kaçacağız. Tabi şu anda annelerin önünde olan kuzular da var. Yani sürü kalabalıklaşacak zaten. Şu anda zaten otlamaya niyetleri yok. Dertleri eve gidip süt içmek. Ama daha büyüdüler, artık annelere kadar oluyor. O yüzden bundan sonra sürü bu. Bunları otaracağız. Bayağı bu sene iyi oldu. Biraz daha fazla emzirdik yani her seneye göre. Çünkü bu sene peynir fiyatları biraz düşük herhalde. Bugün kuzu annelerine yetiştiriyor. Şimdi arkadaşlar yakınlarda otarıyorum. Çeşitli barut da var. Zaten uzağa da gidelim. Çünkü kuzular bugün annelerini aradıkları için fazla gideceklerini düşünmüyorum zaten. Yakında uzaklara doğru gideceğiz. Artık bizim maceramız başlayacak. Şu an yalnız yakınlardayız. Yani böyle eve yakın yerlere otarıyoruz. Ama ondan sonra dağlara gideceğiz. 2 sene önce olduğu gibi. Hepsini katacağız. Koçları falan da içine ayıracağız. Sürü kalabalık başlayacak ve biz de gideceğiz. Şu anda az yani. Çünkü daha ayırmadığımız kuzular falan var. Yani daha var da var yani. Daha sürü tamamlanmadı. Şu anda sadece sürünün kilit kısmı burada. İşte barut da buradalar. Yani dolanıyorlar, eve doğru gidiyorlar. Burada bir koyun sürüsü falan çıkarsa var ya, hepsi açılacak. Açar yani hepsi, hiç affetmezler. Aslında annelere kadar oluyor. Bu sene kuzu bayağı güzel. Bakalım inşallah otlar daha da güzel olurlar. İşte barut da burada. Aslında bunu çeşit getirmeyecektim ama öyle dalgınlığıma geldi. Biraz sonra gidip boşacağını düşünüyorum çünkü yakın bir yerdeyiz. Bakalım artık akşama kadar nasıl idare edeceğiz bunu. Uzaklara gittiğimiz zaman artık işte barut saracağız. Ama şu anda boşuna bıraktım aslında. Kuzular çünkü durmuyor zaten, hemen eve gidiyorlar. Bir de bu sene arkadaşlar erkek kuzu daha çok. İyi otarabilirsek hayvanlar çok güzel olacak çünkü bol bol süt emdiler. Artık annelere kadar oldukları için ayırdık. Artık bunu sonra sağıp peynir yapacağız. Ama şu küçük herhalde bunu katacağım bu koyunlar içine. O arada kaçmış. Şimdi şöyle yaklaştık arkadaşlar. Bugün 3. 4. gün. Sürüye doğru bir köpek geliyor. İnşallah bizim sürümüze gelmez. Evet, tutuyor onu yakalar. Köpek bana doğru geliyor şu anda. Çok yanlış bir pozisyonda. Hiç ses de çıkarmıyorum, keşke gitmesin diye. Hoş dersem gider. Ses görmeden köpek uzaklaşıp sesi çok güzel olacak. İşte yoldan geldi. İşte çok ölüyordu. Birbirine doğru yaklaşıyorlar şimdi. Köpeği daha önce tanımıyorum yani. Komşular bir köye yeni geldi. Belki ondan olabilir. Beş! Böyle yavaş yavaş süzülüyor baba. Ne yapıyor? Pusuk mu? İtti de böyle yapıyor. Mesela resmen pusuk vuruyor. Beş! Ya! Sen biraz tuhaf bir hareket. Aa, aynı kurt gibi yapıyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor arkadaşlar çünkü o da onu ilk kez görüyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Baba aynı kurtta avına yaklaşıyor arkadaşlar. Şu an burada gözükmüyor da. Nereye gitti hocam? Öyle yavaş yavaş yaklaşıyor. Yaşav! O da yere yattı. İşte tuhaflaşıyor şu anda. Halim mi ne yapmıyor ya? Barut yok arkadaşlar. Barut bugün koyunlara gitti. Geç! Geç! Hey hey! Hmm.
Nasıl bir köpek ya? Etrafında dönüyor. Oo, bu da kabadayılık yapıyor. Şu. Buyur kız. Diş atıyor. Barut da olsaydı borçlu arkadaşlar, o yüzden bugün Barut koyunlara gitti. Fiştek getirdim. Ben şimdi onun peşine takip gidecek. Yaş! Yaş! Gel! Köye gittim var ya, Sakarya meydan var biraz. Burada hepsine borçluydu. Şimdi de köpekte de boğar falan. O sorun biraz. Köpek diş attığı için arkadaşlar. Ona karışmadı ama böyle çeşe dikeseydi, çeşe tutmaya çalışsaydı var ya, işi bitmişti. Keşke asla böyle gidip köpeği tutmaz arkadaşlar, ama köpek kabadayı olursa böyle çeşi yani gözüne, keşke onu gözüne kestirirse, büyük bir köpek olursa eğer karşı karışmaz dalar, ama böyle tarz böyle dişini çıkarttığı zaman karışmaz yani. Ya 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 ya. Eşe gel. Ya 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 ya. Buna bir şey yapacağım yok. Köye gidecek, oradan korkuyorum. Oraya gittim var ya. Sıkıntı yaşar yani. Gider hepsinde boğuşur. Geç. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Çevir, çevir, çevir. Geç. Eğer arkadaşlar köpek mesela keşke dikilseydi ya da keşke tutmaya çalışsaydı, keşke onunla boğuşurdu, ama böyle işte bir şey yapmayınca onlara karışmıyor. Çünkü biliyor ki korkuyorlar. Diş attık adamı, korkuyorlar. Kes, gebre. Peşini bırakmıyor ya. Şu. Ya da onlar 2-3 tane olsa, gelse keşke binseler arkadaşlar. Keşke onlar direkt üçünde boğardı yani. Bu kapasitedeki köpeklerin yani. Keşke, çünkü hırlaması bile köpekleri korkutuyor. Bu kuzuların 3. 4. günü arkadaşlar. Bu da köpeğin paçalı kuzu. Kuzuların 3. 4. annelerinde ayrıldığı gün. Bugün bayağı bir otlamaya başladılar. Babam bugün süre gittiği için Barut babamla gitti. Amcam gittiği zaman gitmiyor, benimle geliyor. O zaman keşi bırakmıyorum. Yani hepsini beraber bırakmıyorum diye. Şu an gördüğünüz gibi köyün yanındayım. Burada Barut da olsaydı onu hemen gidip boğarlardı, köye boğarlardı. Orada yine boğaz çıkardı. Şimdi kuzular bayağı güzel doydur abi bugün. Yani 3-4 günde böyle geçerse bayağı bir kendilerine gelecekler. Koyunlar gelmeden eve gitmem lazım. Çünkü kuzular yeni ayrıldıkları için hep meyliyor arkadaşlar ve kaçıyorlar. O yüzden koyunlar gelmeden hemen kaçıyorum. Ama
Herhalde bu bir hafta falan sürer. Ondan sonra dağlara çıkacağız. Uluklara gideceğiz yani. Babam da geldi. Barut da çıktı orada. Barut da orada. Ben götürüm ki işte galim. Uzar da içeri koyayım. Yoksa bunlar birleştiği zaman tam bir orada oluyorlar. Hadi bakalım hadi. Barut Bey gelmedi. Barut da arkadaşlar bazen pasif gibi duruyor ama böyle kendi yaşlı köpekleri o gün karşı karşıya geldiler. İçinde resme canavar çıktı. Hiç ummadığım hareketler yapıyor. Acaba yavruken çok böyle erkek köpeklerin yanında yetişti diye pasif mi duruyor diye düşünüyorum. Anlayamadım yani ama kendi yaşlısında karşılaştı. Acayip yani etrafında dönüyor böyle neresi tutacak. Şaşırttı beni. Bakalım biraz daha büyüsün ne olacak. Ooo koyuna bağırmaya başladı hemen açarım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Şimdi annelerle karıştırmadan Huzar'a götürelim. Hadi bakalım hadi.